Gökova'nın en güzel koylarından biri olan Büyük Çatı Koyu'na geldik. Oradayız. Büyük Çatı Koyu balıkçıların genellikle bulunduğu bir koy. Burada ne mi yapacağız? Burada ömrünü denizlere adamış, basın dünyasına adamış, müzisyenlik yapmış, her elinde, her parmağında bir marifet olan Turgay abimizin teknesine gitmek istiyoruz. Senelerin müzisyeni, gazetecilikte, müzik hayatında ve denizcilikte Turgay abiyi tanımak için teknesi Sevgim teknesine gidiyoruz. Turgay Noyan bizi balıkçıların iskelesinden alıp koyun en güzel mevkiine bağlı dördüncü teknesi Sevgim'e götürüyor. Merhaba. Ben Gaziantep'liyim ama Ankara doğumluyum çünkü babam Gaziantep'in ilk pilotlarından, ilk pilotu hatta. Ankara'da görev yaparken dünyaya gelmişim. Ama hemen sonra babam Gaziantep Havaalanı'nı kurarken Antep'e taşındık. Ve ilkokulu Gaziantep'te bitirdik. Suyla tanışmamız Gaziantep'te çiftçinin harapı, yani oranın dilinde çütçünün harapı denilen bostan havuzlarında suya girerek, bir aklımız sıra yüzmeyi öğrenerek öyle başlamıştı suyla ilişkim. İstanbul'a gelene kadar denize uzak kaldım. İstanbul'a döndükten sonra annemin semti olan Fındıkzade'ye yerleştik. Babam Yeşilköy Havaalanı'na tayin olmuştu. Ortaokulu ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde ve Perteminler Lisesi'nde tamamladım. Bu arada akordeon çalmaya başlamıştım. Eski İstanbul'da semtlerin arası çok açıktı. Daha doğrusu denize ulaşmak o kadar kolay değildi. Benim denizle tam olarak tanışmam Gaskonalı Toma ile Bebek'te çalışmaya başlamamla birlikte oldu. Bebek'te insanları seyretmeye başladım. Akşam üzere herkes sandala binip balık tutmaya başlamıştı. O zamanlar çok modaydı. İstavrit bol ve çaparıyı sallandırdın mı salkım saçak istavritler gelir. Bir süre sonra bir kiralık kayağı benim de ihtiyacım olduğunu anladım. Arkadaşlarımı da ikna edip kendimize 5,5 metre boyunda bir sandal aldık. Adını da o zamanki grubumuzun adı Trio Çıgan koyduk, yani üç çingene. O zamanlar sadece flört ettiğimiz sevgi de sandalın müdavimleri arasına girdi. Bizim Gaskonyalı Toma'nın bitişiğindeki ev meşhur Gaseryan yalısıdır. Gaseryan yalısının ikinci katında Profay fabrikalarının, firmalarının damadı Türkan Özsezen'in eşi Vedat Bey otururdu. Vedat Bey'in dragona benzer bir yelkenlisi vardı. Vedat Bey akşam üzerleri iki çocuğunu, bir kızı bir oğlu vardı. Pırıl pırıl giydirir denizci kıyafetleriyle. Kendisi de denizci kıyafeti, kafasında şapkası, ağzında purosu. Bebekten boğaza yelken yapmaya çıkardı. Ama inanılır gibi değil. O akıntıda fışır fışır giden bir yelkenli Vedat Bey bir süre sonra idolüm oldu. Velhasıl kelam, bu yelken sevdası uzaktan başlarken Gaseryan Yalısı'nın hemen bitişiğindeki Kibar Ali, balıkçı Kibar Ali ile bir sohbet sırasında yelken bütün hayatımı değiştiren bir o konuşma bir adıma neden oldu. Ya benim sandala da yelken basılır mı diye sordum Kibar Ali'ye. Biz eskiden neyle gidiyorduk, motor mu vardı dedi.
Nasıl yapacağız dedim. Ben de yelken var ya, veririm sana bedava dedi. Sen dedi git Tahtakale'den bir serenlen dedi. Bir direk kestir gel. Biz tekneyi donattık. Donattık ama yelkenler bir geldi ki ya hey, her yeri yamalı. Küften leke leke. Berbat bir yelken. Ama kafaya koyduk yelken yapacağız. Sevgiye dedim ki gel yelken yapacağız beraber. İlk yelkene beraber çıktık. Nasıldı? Çok güzeldi. Hatırlamıyorum o kadarını. Ama yani korktum belki de bilmiyorum. Ama sonra çok alıştım. Okullar tatil olmadan başlardık bu işe. Okullar bitince denize çıkardık. Okullar açılmadan bir hafta evvel ben eve dönerdim. Böyle değil. Vallahi yani şimdi düşününce bizi böyle biraz hüzün kaplıyordu galiba. Çünkü okullar bittikten bir hafta sonra bizim ayağımız yerden kesilirdi. Herhalde birkaç gün kala okula birkaç gün kala yere basardık tekrar. Yani o kadar abartmadan söylüyorum bunu. Böyle bir denizci ailenin içine düştünüz mü? Ya aslında ben denizden çok uzak değildim. Öyle mi? Boğaz'da doğdum, büyüdüm. Ama tabii tekne yaşantısı çok başka bir şey. Yani benim için tekne ve deniz bağlantısı bir sandaldan daha ileri gitmemişti Boğaz'da otururken de. İşte denizle tanıştık okulda, okuldan tanışıyoruz. İşte ilk bana işte adın ne diye sordu. Özlem dedim. Sonraki sorusu seni deniz tutar mıydı? Gerçekten müzeye büyük bir sevgim vardı içimde. Fındıksar'daki oturduğumuz sokak, Akkoyunlu Sokak diye hemen Vatan Caddesi'nin paralelinde olan şeydir, sokaktır. Bir orkestramız oldu. Çalışmaya başladık, 3-5 kuruş para da kazanıyorduk. O zaman komik paralardı. Yani işte kazandığımız parayla iki tost yiyebiliyorduk ancak. Birkaç yerde çalıştıktan sonra Çıgan Müziği yapıyorduk hep. Kemancı da iyi bir kemancıydı peki. Gaskoyunlu Toma'ya transfer olduk ve gerçekten para kazanmaya başladık. Gaskoyunlu Toma o zaman Türkiye'nin, yani İstanbul'un değil, Türkiye'nin bir numaralı eğlenceliydi. İstanbul'a gelen bütün ünlüler mutlaka Toma'ya gelirdi. Yani size şöyle söyleyeyim, Maria Callas'tan başla, Charles Aznavour'a, yani aklınıza kim geliyorsa, yani bizim için Zeki Müren'in bir masada oturup şarkı söylemesi, öbür masada Osman Bölükbaşı'nın, o zamanın en ünlü politikacılarından oturması hiç vakayı adiyeden şeylerdi. Yani ben Ajda'nın mesela ilk daha amatör olarak geldiğini, Gondoli Gondola diye bir şarkı söylediğini ve eşlik ettiğimizi hatırlıyorum. Ajda'nın Ajda olmadığı zaman. Gerçekten de çok iyi de para kazanıyorduk ama benim bütün bunların yanı sıra okulum devam etti ve iktisat mezunuyum ben. Ben kendi orkestramı kurarak Saksonyalılar diye Bostancı'da bir gazinoda çalışmaya başladım. Gene Derya diye hemen Bostancı'da bir yerle ortak olup Turgay'ın tavernası Derya adıyla orayı açtım. Ama bir yandan da üniversite devam ediyordu. Daha mezun olmamıştım. Velhasıl Kenan müzik bizi istemeden meyhaneci yaptı. Sonra Ercan Turgut'u keşfettim ve getirdim. Rahmetli Ercan o zaman lise öğrencisiydi. Ve orkestra sonunda 10 kişilik bir büyük orkestraya dönüştü. Milli orkestra olarak yurt dışına konserlere gittik. Türkiye'nin en iyi orkestrası seçildik. Plaklarımız altın plak satacak performansı gösterdi. Velhasıl Kenan müzikle ilgili çok güzel işler yaptık. Hep idealimde gazetecilik vardı. Yani o işte bir yandan da okulu bitirdik. Niye hala böyle meyhaneciliğe devam ediyorsun diye kendim sorguluyordum. Ve sonunda muhabir olarak gazeteciliğe de başladım. Thank you.
renkli bir hayattı o. Ama gittikçe işte işler zorlaşmaya başladı. Ben yavaş yavaş artık bir masa işine geçmesini çok arzu ediyordum. Neticede çok şükür o iş oldu. Edilen yere geldi eşim. Oğullar babaya mı çeker, ne dersiniz? Benim babamın çevresinden çok uzaklaştım söylenemez. Çünkü sonuçta çocukluktan itibaren bazı şeylerin hep içinde olduk. Yani işte doğduk, teknenin içinde büyüdük. Ama bir yandan da babamın müzik hayatından dolayı etrafı da müzisyenlerle birlikteydi. Ben de onların elinde büyüdüm sayılır yani. Dolayısıyla evet, çok da iyi müzisyenler. Okudum herhalde değil mi? Ondan sonra da konservatuara girdik. İşte eşimi de konservatuarda tanıdım. Konservatuar eğitiminden sonra işte müzik hayatımıza devam ediyoruz hala. Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın müzik direktörlüğünü yapıyorum. Ben Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Üflemalı Çalgılar bölümünde flüt öğretmenliği yapıyorum. Benim de böyle işte en 3. sınıftan lisansa kadar çeşitli yaş gruplarında minikli, ulili, ufaklı bir sürü öğrencim var. Onlarla işte birlikte olmaktan, onlara bir şey öğretmekten çok büyük keyif alıyorum. Aynı zamanda da işte akademisyen olarak birazcık geç de olsa yolumda yürümeye çalışıyorum. Peki ülkemizin en prestijli denizcilik dergilerinden birini çıkarmak nasıl oldu? Teknecilik yapmaya başladıktan itibaren çıkan bütün yayınları takip ettim. Ve yani dergiyi çıkaralı 20 sene oluyor. Demek ki 45 yıldır aşağı yukarı aklımda bir iyi denizcilik dergisi nasıl yapılabilir vardı. Tuğba bizim sabah olduğu dönemde dergi grubunda çalıştı ve 13 sene kadar emek verdi. Genel yayın yönetmen yardımcılığına kadar yükselmişti. Ya onu bunu yapma, gel kendi dergimizi çıkaralım dedim. İkna oldu. Şunu da söyleyeyim ki gel bu dergiyi çıkaralım dediğimizde inanın 5 kuruş sermayemiz yoktu yani. Bilgimizden başka. Çünkü Tuğba da abisi gibi teknede doğdu, teknede büyüdü. Yelkencidir, denizcidir, iyi denizcidir. Çok şükür doğru adımlarla ilerlediğine inanıyorum. Navigayı biz sadece bir deniz dergisi değil, denizcilik kulübü gibi, bir yayıncı kuruluş gibi düşündük. Geçekim çok güzel denizcilik kitapları çıkardık. Yani gurur duyacağımız kitaplar var. Hem denizcilik kitaplarımız var, hem popüler yayınlar var. Çok tercüme ya da yerli yazarların önemli kitaplarını bastık. Yani Joshua Slocum gibi dünya yelkenciliğinin idolünün kitabını biz bastık. Yani. İkimizin yazdığı kitabı da evet. Söyle. Şimdi son kitabımız Sevgin'in söylediğinde buraya ikimiz bir kitap kaleme aldık. Bir Aşk Dört Kuma. Kumalar tahmin ettiğiniz gibi teknelerimiz. Tabii ki. Mutlaka. Peki hangi kitaplarınız var Tugay? Şu anda 7 oldu kitabım. İnan editörlüğünü yaptığım kitap sayısını bilmiyorum. Yani samimi söylüyorum, bilmiyorum. Çok fazla. Ama kendi kitabım 7 tane. Bunlardan 4 tanesi denizcilik kitabıdır. Birisi deniz eğitim kitabı, Amatör mü Deniz. Diğerleri denizde yaşanmış soranlar hikayelerinden oluşuyor. İlki denizden gelen adamdı. İkincisi denizden gelen kadın ve zor anlardı. Sonra popüler yayınlarda Meyhaneci diye taverna anılarımın olduğu kitabı. Sonra Gaziantep'in Tayyareli Yılları diye eski Gaziantep'i anlatan bir kitap yaptım.
son 7. kitabımda Bir Zamanlar Gaziantep diye, ama bu sefer daha farklı bir şey var. Bütün bizim bir Lions kulübümüz var. Herkes Gaziantep'li. Oradaki arkadaşlarımın hikayelerinden oluşan bir kitabın editörlüğünü yaptım. Ben gazeteden ayrılıp emekli olduktan sonra daha önce başlamıştım. Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesiyim. Gurur duyduğum ve zevkle çalıştığım bir kurum. Şu anda da Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Her şeyi yaptım dediğin zaman hayat bitmiş oluyor. Hiç öyle düşünmüyorum. 3 bitmiş tiyatro oyunum var. Yani onların sahnelenmesini görmek isterdim. Bu arada bahsetmediğimiz bir başka tarafım daha var. Bestecilik ile ilgili yoğun çalışmalarım oldu. Televizyonların, bir zamanlar televizyonların, siz daha iyi bilirsiniz, ünlü dizileri, yani işte Ahmet Uğurlu'nun Karşı Şovu, Ali Poyrazoğlu'nun Kim Bunlar, İnsanlık Hali, Necef Uğurlu'nun yazdığı bütün Hüseyin Rabi hikayelerinden başlayın, bütün şeylerin müziklerini ben yaptım. Çok gerçekten çok iyi dizilerdi, çok iyi geri dönüşler almıştık. Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün resmi marşı, söz ve müziği benimdir. Göztepe Kulübü'nün müziği ve marşı, söz ve müziği benimdir. Yani böyle çalışmalarım da var. Ama bir de şehir tiyatrolarında Ahmet Mithat Efendi'nin Çenge oyunu, aslında müzikaldir. Onun bütün şarkı sözlerini ve bestelerini yeniden yaptık. Düzenlemelerini Deniz yapmıştı o zaman. Şehir tiyatrolarında sahnelendi. Yani şimdi geriye ne kaldı? Oyunlarımızın sahnelendiğini görmek. Onlardan birisi gelecek şimdi karşınıza. İçindeki şarkı hiçbir zaman bitmeyen adam Turgay Noyan. Turgay Noyan, bayanlar baylar. Selam dostlarım, canlarım. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Denizlere adanmış koca bir ömür, sanatla, yayıncılıkla iç içe geçmiş rengarenk yıllar. Denize yeni sevdalılar yetiştirme çabaları ile geçen seneler. Ne mutlu sana Turgay Noyan, sağlıklı, mutlu yılların olsun hep. Biz koltukları Sevgim Teknesi'nden alıp başka diyarlara gidiyoruz. Bir başka bölümde tekrar bir araya gelebilmek umuduyla hoşça kalın, denizsiz kalmayın.